أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yeri de yaydık, genişlettik ve oraya sağlam dağlar çaktık. Ve orada hikmetle ölçülmüş olarak her türlü nebatı yetiştirdik. Hem hareketiyle sizi sarsmasın diye yeryüzüne ağır baskılar çaktı. Sabit dağlar koydu. Amaçlarınıza ermeniz için ırmaklar, geçitler yerleştirdi. Allah, yarattığı şeylerin bir kısmında size gölgelikler, dağlarda da sizin için barınaklar yaptı. Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah, üzerinizdeki nimetlerini tamamlar ki, ona teslimiyetle itaat edesiniz. Hem kibirli kibirli yürüme. Zira ne kadar kibirlenirsen kibirlen, ne yeri yarabilirsin, ne de dağların boyuna erişebilirsin. Bir de sana o gün, dağların durumunu sorarlar. De ki, Rabbim onları darmadağın edecek, ufalayıp savuracak, yerlerini dümdüz, boş vaziyette bırakacak. Bir de sana o gün, dağların durumunu sorarlar. De ki, Rabbim onları darmadağın edecek, ufalayıp savuracak, yerlerini dümdüz, boş vaziyette bırakacak. Orada artık ne iniş ne yokuş göreceksin. O nesneler mi üstün, yoksa yeri oturmaya elverişli kılan, içinden yer yer ırmaklar akıtan ve oraya sağlam dağlar yerleştiren ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onların çoğu bu gerçeği anlamıyorlar. O gökleri gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Yere de sizi sarsmaması için ağır baskılar, yani ulu dağlar koydu ve orada her türlü canlıyı üretip yaydı. Gökten de bir su indirdik. Orada her güzel çifti yetiştirdik. Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de, onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Zira sorumluluğundan korktular. Ama onu insan yüklendi. İnsan cidden çok zalim, çok cahildir. Biz Davud'a tarafımızdan bir imtiyaz verdik. Ey dağlar, ey kuşlar! Onunla beraber tesbih edin. Şevke gelip Allah'ın yüceliğini terennüm edin, dedik. Ayrıca demiri ona yumuşattık. Demiri şekillendirme kudreti verdik. Bütün bedeni örtecek uzun zırhlar yap. Onları dokumada intizama dikkat et ve siz de ey Davud ailesi, hepiniz faydalı ve makbul işler yapınız. Çünkü ben yaptıklarınızı görüyorum, buyurduk. Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları, toplu haldeki kuşları onun hizmetine vermiştik. Her biri onun ahengine katılır, beraber zikrederlerdi. O, yerin üstünde yüce dağlar yarattı. Orayı bereketli kıldı ve orada arayıp soranlar için gıdalarını, bitkilerini ve ağaçlarını tam 4 günde takdir etti, düzenledi. Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur. Gemiler de denizin üstünde durak kalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır. Günahların birçoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de ayetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir. Yeri de döşedik. Oraya dengeyi sağlayacak sağlam ulu dağlar yerleştirdik. Orada
gönüller, gözler açan her çeşit bitkiden çiftler bitirdik. Orada sağlam yüksek dağlar yarattık ve size tatlı bir su ihsan ettik. Dağları da arzı tutan birer destek yapmadık mı? Dağlarını oturttu. Dağlar yürütüldüğü zaman, dağlar nasıl da yeri tutup dengeleyen direkler halinde dikilmiş. Sina Dağı hakkı için.